Merhaba arkadaşlar, yeni bir yayınla birlikteyiz. Bugün 12 Mart 2023. Bu yayınımızda Hudapar'dan biraz bahsedeceğiz. Hizbullah veya Hudapar. Biliyorsunuz Hudapar Hizbullah'ın siyasi devamı niteliğinde siyaset yapıyor. Ve uzun zamandır 2011'den itibaren AKP ile bir koalisyon, bir ortaklık içerisinde gibi görünse de AKP tarafından çeşitli misyonlarla Kürdistan'da Kürtler arasında kullanılıyor ve Hudapar 2023 14 Mayıs'ında, yani işte 2 ay sonra yapılacak seçimlerde AKP MHP listelerinde seçime girecek. AKP MHP ittifakı veya işte Cumhur İttifakı olarak tanımlanan ittifakta bu parti de yer alacak ve bu parti, yani Hudapar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini resmi bir şekilde önceki gün açıkladılar. Şimdi 2-3 gündür Hizbullah, Hudapar nedir, ne değildir, ne zaman kuruldu, kim kurdu, ne amaçla kurdu, önce ne yaptılar, geçmişte neler yaptılar, insanları nasıl katlettiler, nasıl kaçırdılar ve şimdi ne yapıyorlar, şimdi kendilerine nasıl bir görev verilmiş, bu yapının hikayesi nedir, nasıl örgütleniyor, devlet tarafından nasıl kullanılıyor, bu konuşuluyor, tartışılıyor, herkes kendi cephesinde bunu tartışıyor. Hudapar ve çevresi, ki çoğu da, yani bazı insanlar diyelim, bunun hikayesini bilmiyorlar. 90'lı yıllarda Kürdistan'da nasıl kullanıldıklarını, ne amaçla bir araya getirildiklerini bilmiyorlar. Ve dolayısıyla da sadece sanki bir dini oluşum, dini hassasiyeti olan ama aynı zamanda Kürtlük duyguları da olan, bu konuda da vizyonu, projesi olan bir yapıymış gibi lanse ediliyor. Ama Hizbullah veya bugünkü devamı Hudapar, başından itibaren devlet tarafından Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurduğu bir organizasyondur ve Kürtlere karşı kullanılıyor. Din ve Kürtlerden bahsetmesi sadece diğer görevlerini kamufle etmesi amacıyladır. Şimdi başına biraz gideceğiz. Hizbullah ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu ve neler yaptı? Tabii bunu detaylı bir şekilde anlatmak saatleri alır. Bu konuya dair kitaplar yazıldı, makaleler yazıldı, programlar yapıldı. Tonlarca saat ancak anlatılabilir. Çünkü binlerce insanın kanı yerde, hesabı sorulmamış ve bu kişiler sanki o dönemde hiçbir şey olmamış gibi bugün legal bir şekilde siyaset ettiklerini iddia ediyorlar. Şimdi Hizbullah'a bakalım önce. Bir Hizbullah vardı geçmişte 90'lı yıllarda, ki Hudapar dediğim gibi yaklaşık 10 yıldır, 2010'dan itibaren kurulmuş bir parti ve bu Hizbullah'ın devamı olarak çalışıyor. Şimdi Hudapar tabii ki Türkiye'nin yasaları çerçevesinde kurulmuş bir parti ama Hizbullah öyle değildi. Hizbullah 90'lı yılların başında, yani 88-89'da kurulmuş olan bir yapı ve 90, 91, 92, 93'e kadar da özellikle Diyarbakır, Silvan, Batman, Nusaybin, Midyat, Kozluk, işte bütün bu bölgelerde özellikle binlerce insanın kanına girmiş bir yapı, işkence yapmış. Yani domuz bağıyla insanları işkence ederek katleden bir yapı. İşte etek giyen kadınlara kezap atmaktan tutalım, insanları kaçırıp sokak ortasında katledene kadar. Şimdi bazıları şöyle diyor, tabii Hizbullah çevresi, Hudapar çevresi de, onları savunanlar da bugün şöyle söylüyorlar. Hatta işte bazı, diyelim ki muhalif olarak görünen CHP, diğer çevrelerden insanlar da diyorlar ki bu Hizbullah eskiden PKK ile çatıştı. Hizbullah'ın PKK ile çatıştığına dair tek bir haber yok. Belki bir iki yerde olmuştur. İşte Susa köyünde olmuş. Hizbullah'ın bir merkezi durumdaydı ve PKK gerillaları o zaman oraya yönelik bir eylem yapmışlardı. Ama Hizbullah PKK ile savaşmamış. Hizbullah'ın görevi PKK ile savaşmak değil. PKK ile ilişkisi olmuş olan aydın, gazeteci, yazar, milletvekili, bu tür insanları, işte Kürt hareketi içerisinde yer alan ama daha çok şehirlerde çalışan ve tümüyle sivil olan insanları gidip sokak ortasına katletmekti Hizbullah'ın görevi. Yani mesela bunlardan birisi Mehmet Sincar, Demokrasi Partisi'nin milletvekili. Hafız Akdemir, Gündem Gazetesi'nin muhabiri. Çetin Güngör, 2000
dergisinin muhabiri ki 2000 dergisi de o zaman Doğu Periçak'ın çıkardığı bir dergiydi. O da bugün şeyde bu ittifakın içerisinde. Şimdi Hizbullah'ın yani PKK ile çatışması şu bu falan bir köy kurucusu modeli gibi bir şey değildi. Hizbullah JITEM tarafından kurulmuş ve tetikçilik yaptırılan bir kurumdur. Bunu kim anlatıyor? Bunu JITEM kurucusu Arif Doğan anlatıyor. Arif Doğan yaklaşık 10 yıl önce o zaman 32. gün Mehmet Ali Birand'ın programına katılıp bunu bizzat kendi itiraf etmişti, anlatmıştı. Biraz ondan dinleyelim, sonra biz yine kendi bildiklerimizi, duyduklarımızı ve görüşlerimizi üzerine ekleyelim. Ben öldürtmedim. Emir verdiniz. Çatışmada ben de girdim. Faili meçhullarda kaç kişi de imzanız Hiç. var? Burada tabii yani faili meşhurlardan kastettiği işte JITEM'dir, Hizbullah aracılığıyla yapılan çeşitli devlet aygıtları aracılığıyla yapılan 17 bin faili meşhurlardan bahsediyor. Ve daha sonra Hizbullah olayına geliyor. Devam edelim. İmzam yoktur. Ama daha önce öldürttüm dediniz. Yani çatışmalara öldürdüm Sayın Mehmet Ali Bey. Yani Şu bunu... şu 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 adamları istemiyorum. Hayır. Bunlar para yardımı yapıyor. Onlar Benim gitsin. bana ne onlardan? Benim JITEM olarak görevim hiçbiriyle ilgisi yok. Benim görevim PKK gruplarını tespit edip ölüm bölgelerine girerek teoriden pratiğe değil, pratikten teoriye geçmiş JITEM unsurlarıyla o grupla mücadele. Bunlar yetmedi. Bir de Hizbullah'ı kurdunuz. Hizbullah değil. Kontur Hizbullah kurdunuz. Kontur Hizbullah kurdunuz. Evet. Şimdi burada bir şey eklemek istiyorum. Birçoğumuz zaman zaman haber yaparken Hizbul kontra Hizbul diyor. Yani bunu Hizbullahçılar Hudaparcılar kızıyor ama zaten onlara biçilen misyon bu ki Arif Doğan da kendi anlatıyor. Bu Arif Doğan bilmeyenler yani yaşı çok genç olanların bazısı belki bilmiyordur. Yani tarih bilmese, okumasa, duymasa, araştırmasa bilmiyor. JITEM'in kurucusudur. Birkaç yıl önce öldü. Devam ediyor. Yani Mehmet Ali Biran diyor ki siz diyor işte JITEM o bu falan yetmedi ama diyor üzerine Hizbullah'ı kurdunuz. O da diyor ki biz Hizbul Kontra'yı kurduk. Böyle Bunlar yetmedi değil, ha, bunlar yetti. Spektaküler bir Bunlar şey. yetti. Ama ben ayrıldıktan sonra Süpermen gibisiniz. Estağfurullah, ben Arif Doğan'ım. Bugüne kadar da hiç Canım, kimseyle o kadar da mütevazi olmuşsunuz. Yani yani, baksanıza neler yaptınız, Sayın neler Mehmet Ali Bey, anlatıyorsunuz yani. Lütfen. Bak sayın diyorum size ve gerçeği söylüyorum. Benden yalan alamazsınız. Domuz bağını Hizbullah kontraya siz mi öğrettiniz? Onların buldukları bir şey. Ben bilmiyorum zaten. Bu da önemli bir soru. O ben bilmiyorum bu falan diyor yani belki öğretmemiş veya öğretmiş o çok önemli değil ama domuz bağı yani mesela diyelim ki birçok insan Hizbullah tarafından kaçırıldı. Kaçırıldıktan sonra daha sonra cenazeleri bulundu ve birçok cenaze ceset domuz yani domuz bağıyla bağlamışlardı onu. O derece vahşi bir şekilde katletmişlerdi. Yani insanın dili varmıyor anlatmaya. İşte onlardan bazıları yani onlardan kopandan tutalım işte, yani beğenmedikleri veya devletin işte hedef gösterdiği birçok insanı maalesef ki öyle katlettiler. Yani sadece sokakta gidip katledip sonra karakola kaçmadılar. Yani birçok yerde öyle yapıyorlardı. Silvan'da, Batman'da, Nusaybin'de, Bismil'de, Diyarbakır merkezde. Yani önce hedef gösteriyor falan kişiyi öldüreceksiniz. Gidip öldürüp polis zaten çevrede şey yapıyor, koruma sağlıyor. Onlar da kaçıp karakola işte ya da JITEM'in artık arabasına binip gidiyorlardı bu Hizbullah tetikçileri. Biraz daha dinleyelim Arif Doğan'ı. Kendi çünkü 3-4 dakikalık bir videodur. Benim kurduğum Hizbullah böyle değil ki. Kontur Hizbullah'dır. Farkı ne? Farkı ne? Hizbullah yoktu ki o zaman ben kurduğumda. Kontur Hizbullah'ı kurmamın nedeni şuydu. Tabii biz özür dilerim. Yoruldunuz. Bir 10 dakika ara verebilirim. Şimdi burada Arif Doğan bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu programın tamamını 32. gün Arif Doğan diye YouTube'a vurup dinleseniz
bir saatten fazladır. Tümünde JITEM'in faaliyetleri yani kendince anlatılıyor. Bu kısımda, bu Hizbullah kısmında Hüseyin Velioğlu'nu da biraz sonra anlatacak. Bu kısımda bir şeyler anlatmaya çalışıyor artık yani anlatmak istemiyor mu? Gerçekten de sağlık durumu da o zaman şey değildi, müsait değildi. Bir ara veriliyor, sonra konu şey oluyor, çok değişiyor. Biz ama yine dinleyelim. Burada bir an şimdi şeye girecek. Hüseyin Velioğlu hikayesine girecek. O da diyor ki Hüseyin Velioğlu aslında Beykoz'da öldürülmedi. 2000'de. Bir su içmek ister misiniz? Yok. Şeyde. Bir ilacınız var mı? Zaten aldım var. Var. Hadi var. Çünkü. Kaç yaşındasınız? Altı görünüyorsunuz gayet. Efendim dirin. Diz kafamdan aşağıdas yok. Adamımdı. Adamımdı. Diyor. Siz Velioğlu'nu evet. Adamımdı diyorsunuz. Tabii tanıyorum ben Hüseyin Velioğlu'nu. İyi tanırım. Beykoz'da öldürüldü. Kavacık'ta. Kavacık'ta evet. Öldürüldü değil. Orada çatışmada gösterildi. Daha önce mi öldürülmüştü? Daha önce öldürülmüştü. Hayatta pabuç bırakmaz orada. Pencereden ateş eder. Evet. Şimdi Hüseyin Velioğlu yani daha önceki bir açıklamasında bu benim adamımdı. İşte biz 80'lerde birlikte çalıştık demişti. Orada Mehmet Ali Biren diyordu ki işte adamımdı demiştiniz. O da diyor evet tanıyordum. Ve zaten Hizbullah'ı kurduğunu önceki ifadelerinde var. İşte Hizbullah'ı niye kurduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Sonra işte yoruldum ara verelim deyip aslında konuyu orada değiştiriyoruz. Hizbullah'ın hikayesi özetle budur. Yani Hizbullah bir köy korucuları gibi kırsalda PKK'ya, gerilaya karşı savaşmak için değil, şehirlerde gazeteci, işte siyasetçi vesaire bu çevreler yani Kürtlük hassasiyeti olan bir şekilde Kürt özgürlük hareketi içerisinde olan sempati duyan, ilgi duyan insanları katletmek. Hizbullah'ın görevi bu. Bu bir tetikçi örgüttü ve halen de çeşitli şekillerde tabii ki o dönemin koşullarında tetikçilik yapıyordu. Şimdiki koşullarda daha çok siyasi tetikçilik yapıyor. Hizbullah'ın misyonu, görevi bu. Ve ne oldu? Daha sonra işte JITEM, Hizbullah bunların foyaları ortaya çıkınca ve işleri bitince İstanbul'da Hüseyin Velioğlu ve arkadaşlarına bir operasyon yapıldı. Ocak 2001 yılında Beykoz'da ve bu Beykoz'daki operasyonda Hüseyin Velioğlu'nun öldürüldüğü açıklandı. Fakat Arif Doğan diyor ki hayır diyor orada öldürülmedi, başka yerde öldürülmüştü. Cenazeyi oraya getirip İşte çatışmada öldürüldü, sözü verildiler. Bu da güçlü bir iddia fakat bu iddianın üzerine bir araştırma yapılmadı. Yani Hüseyin Velioğlu gerçekten kullanıldıktan sonra bir yerden öldürüldü ve ardından getirip Beykoz'daki villada Hizbullah'ın hücre evi olarak lanse edildi. Hizbullah'ın hücre evi Beykoz'daki villada mı, çatışmada mı öldürüldü? Bu netleşmedi. Arif Doğan JITEM kurucusu fakat bu iddiasını biraz önce özetine baktığımız programda anlattı. Şimdi bu operasyonda yani 2000'in Ocak ayında, 2000'in ilk günlerinde zannedersem 6 Ocak'tı. Hüseyin Velioğlu ve arkadaşlarına düzenlenen operasyonda Hüseyin Velioğlu öldü veya önceden öldürülmüştü. Yani öldüğü açıklandı. Birkaç kişi daha öldürüldü ve bazıları yakalandı. Bu yakalananların en önemlisi Edip Gümüş idi. Edip Gümüş cezaevine konuldu. Tabii bu villada birkaç CD yakalandı ve bu CD'lerden mesela birisinde Mehmet Sincar, DEP milletvekili Mehmet Sincar'ın Batman'da nasıl öldürüldüğü anlatılıyor. Yani failleri ortaya çıktı. Hafız Akdemir, gazeteci Hafız Akdemir 1992'de Gündem gazetesinde çalışıyordu ve Hizbullah devlet ilişkileri üzerine araştırma yaparken o zaman işte daha haberleri tam yayınlanmadan bir gün evinden iş yerine giderken öldürüldü Hizbullah tarafından. Ve Beykoz'da yakalanan CD'lerde bir Hizbullah üyesinin hafızı katlettiği ortaya çıktı. Yani birçok yüzlerce cinayet bu şekilde aslında ortaya çıktı.
aydınlandı. Bazıları daha sonra tutuklandılar. Bazıları hatta işte mezar yerleri bile çıktı. Dolayısıyla orada Hizbullah'ın aslında sanki devletten bağımsız hareket ediyormuş gibi şey yaptılar. Bir algı oluşturulmasına çalıştılar. Şimdi Edip Gümüş'e gelelim. Edip Gümüş ne oldu? Edip Gümüş ve arkadaşları 4 Ocak 2011 yılında AKP tarafından serbest bırakıldılar. Edip Gümüş kimdir? Hüseyin Velioğlu'dan sonra Hizbullah'ın liderliğine getirilen, Hizbullah'ın başında olan ve halen de başında Hizbullah'ı idare eden, yöneten kişi Edip Gümüş'tür. Edip Gümüş Beykoz'da 2000 yılında yakalandı, 10 yıl cezaevinde kaldı ve daha sonra AKP ile Hizbullah bir anlaşmaya giderlerken, normalde yüzlerce cinayetten sorumlu biri müebbet alması gerekirken, 4 Ocak 2011 yılında bırakıldı ve bu eleman kayıplara karıştı. İran'da olduğu iddia ediliyor. Bu tarih önemli çünkü 4 Ocak 2011 tarihi Hizbullah ile AKP'nin ortaklık ettiği tarihtir. Niye ortaklık ettiler? Çünkü Hizbullah'a yeni bir görev verildi. Bu görev neydi? İşte Kur'an kursları açmak, dini çalışmalar yapmak tırnak içerisinde, yani Kürt çevresi, Kürt toplumunda, Kürdistan'da gelişen HDP öncedeki, o zamanki Demokratik Toplum Partisi'ydi. Yani işte Kürt siyasetinin önüne geçmek için gençleri oraya kanalize etmek. Yani bir, şimdi birisi diyecek ki Kur'an kursuna niye karşısınız? Onların Kur'an kursu açmasının sebebi Kur'an eğitimi vermek değil. Gençleri Kur'an'a yönlendirip Kürt siyasetinden uzak tutmak. Yani bir alternatif oluşturmak. Şimdi bu tek başına yetmiyordu. Yani işte dini hassasiyet, dini mücadele, dini kurumlar açmak tek başına yetmiyordu. Ne yaptılar? Bunun yanında bir de Kürt milliyetçiliğini bu şeye enjekte ettiler. Yani sanki bir de Hizbullah'ın Kürt milliyetçiliği damarı varmış gibi çeşitli söylemler yapıştırdılar oraya. Çeşitli söylemler geliştirdiler. Halbuki Hizbullah, çünkü Kürtlük şeyi olmasa o zaman Kürtlük hassasiyeti olan insanlar başka yere gider. Bunlar dediler ki biz Kürtlük hassasiyeti olan ama dini hassasiyeti olan insanları da etrafımızda toplayalım. Dolayısıyla Hizbullah üzeri devlete hizmet etsin. Kürt hareketine, Kürt mücadelesine bulaşmasın. Temel misyonu bu. Yani 90'larda işte silah verip gidin falan kişiyi öldürün demişti devlet bunlara. Ama 2011'den itibaren dediler ki artık o devir değişti, durum değişti. Siz örgütlenerek Kürt toplumunu işte dini kurumlar adı altında örgütleyin ki Kürt mücadelesi, Kürtlerin kimlik ve özgürlük mücadelesi gelişmesin, büyümesin. Dolayısıyla 4 Ocak 2011'de bu anlaşma üzeri Edip Gümüş bırakıldı ve Edip Gümüş'ün halen de yani aranıyor Goya. Şimdi tabii 6, 7, 8 Ekim olayları, Kobani süreci, yani arada çok şey, süreç var tabii, hepsini anlatmam çok şey sürecek, yani zaman alacak, onun için geçiyorum böyle. Hizbullah'ın 2011'den itibaren bu AKP ile gelişen işbirliği en çok Kobani sürecinde kendini dışa vurdu. 6, 7, 8 Ekim olaylarında, yani olayları diyorlar, Kobani protestolarında neydi o da? Kobani'ye IŞİD saldırmıştı ve yüz binlerce insan sokağa çıkarak IŞİD saldırısını protesto ettiler. Tayyip Erdoğan Kobani düştü, düşecek dedikten sonra insanlar çıkıp bunu protesto ettiler ve AKP hemen Hizbullahçıları devreye koydu. Hudaparcıları işte dediler ki bize saldırıyorlar. 6-7-8 Ekim olaylarında, protesto eylemlerinde 56 insan katledildi ki bunun 54'ü zaten HDP'li. Şimdi şeyi söylüyorlar işte Selahattin Demirtaş'ı, diğer HDP yöneticileri suçluyorlar. Ama zaten yani HDP'liler çıkıp herhalde kendi kendilerini öldürmediler. Bunların çoğu Hizbullahçılar tarafından, Hüdaparcılar tarafından katledildi. Onlardan da ölenler oldu. Çünkü artık bir çatışma durumu oldu. Karşılıklı şey durumuna evrildi ve bu olaylarda, bu protestolarda Yasin Buru'nun katledilmesi sembolize edildi. Sanki Yasin Buru'yu HDP'liler öldürmüş gibi yıllardır propaganda yapıyorlar. Gittiler o gün 130 kilometre uzakta olan, yani o gün Diyarbakır'da olmayan
Kulp yakınlarındaki bir köyde davul çalan müzisyen bir çocuğu getirdiler. İsmi Masum. 130 kilometre uzaktaydı. Hiç Diyarbakır'da değildi. Onu getirdiler ve o çocuk halen Yasin Burun davasından tutuklu. Ve mahkemede ifadesi var ve sivil toplum örgütlerinin ve şeyin bilir kişilerin ve onlarca tanığın ifadeleri var. Diyorlar ki bu o gün Diyarbakır'da bile değildi. Ama çocuk halen tutuklu, müebbetten yargılanıyor ve Yasin Buru olayı da bir şey yani, bir gizli bir durum yani. Büyük bir ihtimalle kendi aralarında böyle yaptılar ki işte bir propaganda aracına dönüştürsünler. İki, bunu da yani bu kendi başına bir durum. HDP'nin bu konuya ilişkin açtığı bir şey, yaptığı bir dosya vardı. İsteyen arkadaşlar gidip anlatabilir. Videosu da var. 6-7-8 Ekim olayların gerçeği diye yani mealen bu başlıkta bir videolu hem de yazılı bir dosya var, HDP'nin sitesinde bulabilirsiniz. Şimdi Hizbullah bu olaylardan sonra tabii güçlendi yani, desteği çok aldı. Yani artık yıldızı parlatıldı, sürekli Tayyip Erdoğan'la görüşüyorlar ve bunlar doğrudan AKP ile işte Cumhur İttifakı'yla seçimlere girseler o zaman deşifre olurlar türünde böyle yandan bir şey yaptılar yani. Yani çok böyle resmi bir ittifak içerisine girmediler. 2018'de de bazı yer, birçok yerde bağımsız aday çıkardılar ama hiçbir yerde kazanmadılar ki, devlet destek verdi, para verdi, hiçbir yerde bir milletvekili kazanamadılar. Yani bir milletvekili için gereken oyların yarısını bile almadılar. Ve 2018'den itibaren tabii ki Kürt hareketine, HDP'ye baskılar yoğunlaştıkça Hizbullah'a destek de, Hudapar'a destek de o oranda yükseldi. Şimdi bu seçimle birlikte, kusura bakmayın bir soğuk algınlığı var. Bu seçimle birlikte 14 Mayıs 2023 itibariyle yapılacak seçimde artık bunlar resmen Hudapar, yani resmen Cumhur İttifakı'nın, AKP'nin, MHP'nin, işte Perinçek'in, diğer ismini unuttum, diğer partilerin resmi ortağı haline geldiler ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyecekler. Peki bunlar oyları var mı ki? Yani Tayyip Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı kurtarabilecek bir oy potansiyeli var mı Hizbullah'ın? Yok. O zaman niye dahil edildiler? Bunu şunun için dahil ettiler. Hizbullah'a bu seçimlerde kanaatince bir görev verilmiş. Seçim öncesinde, seçim günü ve seçim sonrasında bazı gerginlikler, olaylar, provokasyonların çıkması çok güçlü ihtimal. Özellikle seçim günü sandık başında işte müşahittir, odur, budur. Mesela diyelim ki seçim günü sandık başına AKP, MHP ismiyle adına gidip orada müşahitlik yapacak sandık görevlilerinin çoğu Hizbullah elemanlarından seçecekler. Hudapar kadrolarından seçecekler. Yani Türkiye kentlerinde örneğin İç Anadolu'da falan nasıl MHP ülkücüleri kullanıyorlarsa, Kürt kentlerinde, Kürdistan'da da aynı şekilde, aynı amaçla senkronize bir şekilde Hudaparcıları kullanacaklar. Dolayısıyla kanaatim odur ki yani bazıları diyor bakanlık falan verecekler, Hizbullah'a bakanlık falan vermezler. Ama seçim öncesinde, seçim günü ve seçim sonrasında bunları kullanacaklar. O açıdan dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunların bildiği en iyi şey kavga çıkarmak, saldırmak, provokasyon yapmak, kaos çıkarmak. Ve eğer ki yani bir ihtimal şunu da hesaplamışlar. Eğer ki küçük bir ihtimal Tayyip Erdoğan ve bu Cumhur İttifakı, AKP, MHP seçimleri de kazanırsa o zaman Hizbullah'a tam paramiliter bir görev verip 6-7-8 Ekim olaylarında yaşanan olayları sistemli ve sürekli hale getirecek bir saldırı silsilesine başlatabilirler. Bir katliamlar, saldırılar sürecini başlatabilirler. O açıdan çok tehlikeli. Yani Hudapar'ı, Hizbullah'ı sadece bir avuç insan, işte tümüyle 150 bin oy alan bir parti gibi ele almamak lazım. Kadınlı olaylarda, provokasyonlarda, büyük önemli süreçlerde kullanılmaya müsait, bunun için eğitilmiş bir kontra örgütüdür Hizbullah. O açıdan Hudapar'ın AKP, MHP'nin Cumhur İttifakı'na katılması yeni bir şey olmasa da, resmi olarak yenidir, yeni bir şey olmasa da görev itibariyle yenidir, yeni bir görev verilmiştir. Bu görevin hem seçimle, seçim tarihiyle, seçim süreciyle ilgili bölümü var, hem de seçim sonrasıyla ilgili bölümü var. Şimdi seçim öncesi ve seçim günü ve kısmen sonrası çeşitli olaylar, provokasyonlar çıkarabilirler. Ama eğer AKP, MHP kazanırsa ondan sonra bu Hizbullah Kürtlerin başına musallat
edilecektir diye düşünüyorum. Onun için şimdiden takip etmek, dikkatli olmakta fayda var. Dediğim gibi Hizbullah'la ilgili, Hudapar'la ilgili söylenecek çok şey var ama süremizi de zaten açtık. İsteyen arkadaşlar gidip o konuda yazılmış kitaplar, makaleler var. Arif Doğan'ın ifadeleri var. Bunları tekrardan bulup izleyip okuyabilirler. Şimdilik bu kadar. İyi günler.